yakınlarındaki Çayönü, Yenitaş Çağı'na ait ilk köy olarak gösterilirken Konya'da bulunan Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşim olarak kabul edilmekte. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır? Anadolu'nun tarihi Yenitaş Çağı ile başlar. Uygarlık tarihinde Anadolu pek çok ilke ev sahipliği yapmıştır. Anadolu kültürü Mezopotamya uygarlığının bir parçasıdır. İnsanların yerleşik yaşama geçişleri Çatalhöyük'te başlamıştır. Yeni taş çağı ile dünyada mağara yaşamı sona ermiştir. B seçeneğinde diyor ki uygarlık tarihinde Anadolu pek çok ilke ev sahipliği yapmıştır. İlk şehir yerleşmesi ilk köy olarak gösteriliyor. Bu da Anadolu'nun birçok ilke ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Uygarlıklar Beşiği adıyla anılan Anadolu'da ilk çağın önemli uygarlıkları kurulmuştur. Bu uygarlıkların başlıcaları Hititler, İyonlar, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılardır. Söz edilen bu uygarlıklardan hangisi Van Gölü ve çevresinde hakimiyet sürmüştür? Hititler Orta Anadolu'da hakimiyet sürüyor. İyonlar Batı Anadolu'da, Frigyalılar yine Orta Anadolu'da, Lidyalılar Batı Anadolu'da hüküm sürmüşler. Urartular ise burada Van Gölü ve çevresinde hakimiyet kuran, Doğu Anadolu'da hakimiyet kuran bir medeniyet. Doğru cevap C seçeneğidir. Sokların bu ticari faaliyetlerini aşağıdaki güzergahlardan hangisinde gerçekleştirdiği söylenebilir? Soklar Çin'den İtalya'ya kadar uzanan ve Türklerin egemenliğinde olan sahada ticaretle uğraşıyorlardı. Çin'den Avrupa'ya uzanan yol İpek yoldur ve Soklar ticari faaliyetlerini bu güzergahta gerçekleştirmişlerdir. Doğru cevap A seçeneğidir. Asurlarda bir kral zorla başa geçse bile kendinden önceki krallarla bir akrabalık bağı kurma gayreti içinde olurdu. Bu durum siyasi gücün meşruiyet kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisinin önemsendiğini gösterir? Halk egemenliği, soya bağlı asalet, seçim, ruhban sınıfının onayı, ordu. Daha önceki, kendisinden önceki kralla akrabalık bağı kurmak istiyor. Böylece gücünü arttırmak istiyor, otoritesini arttırmak istiyor. Bu da soya bağlı asaletin önemini göstermekte. Doğru cevap B seçeneğidir. Avrupa'da feodalitenin güçlü kurumlarından biri kiliseydi. Dönemin hakim anlayışına göre Tanrı yeryüzünde sağlamak istediği düzeni senyörler eliyle kurmuştu. Bu nedenle senyörler din adamlarına toprak bağışları yaparak kiliseye bağlı halk ile manevi bir bağ kurmaya önem veriyorlardı. Buna göre Orta Çağ'da Avrupa için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kilisenin feodal beylerle ittifak içinde olduğuna, senyörlerin kiliseye karşı birleştiğine, kilisenin siyasetteki rolünün sınırlandırıldığına, kralların egemenliğinin sona erdirildiğine, toplumda sınıf ayrımının ortadan kalktığına. Burada anlatılanlara göre dönemin anlayışı Tanrı yeryüzünde senyörleri görevlendiriyor. Onların eliyle düzeni sağlıyor. Bu nedenle senyörler din adamlarına toprak bağışlıyorlar. Kiliseye bağlı halk ile manevi bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Otoritelerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Yani kilisenin feodal beylerle ittifak içinde olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. Orta Çağ'da ticaret malları üretildiği yerden başlayıp tüketiciyle buluşacağı yere kadar devam eden yolculuğu sırasında pek çok mekandan geçiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu mekanlardan biri değildir? Kervansaray ticaret yolları üzerindeki tüccarların konakladığı bir nevi otel. Ribat kervansarayların işte ilk halidir. Kale şeklinde yapılıyor. Savunma amaçlı yapılıyor ama sonra ticari anlamda kullanılıyor. Kapan ürünlerin toptan satıldığı yer. Panayırlar yine aynı şekilde tüccarların, ticaret yapanların birbiriyle anlaşmalar yaptığı, ticaretin yapıldığı bir yer. Kümbet ise mezardır. Yani ticari bir mekan değil. Doğru cevap E seçeneği. Bukan Kağan zamanında Köktürk Devleti parlak bir dönem yaşadı. Doğuda Kore'den batıda Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan bütün Türk boyları, kuzeyde Kırgız Türkleri ve yabancı kavimler devlete bağlandı. Bu durum Köktürk Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir. Çok uluslu bir yapıya, Avrupa'da hakimiyet alanına, merkezi bir yapıya, dil birliğine, yazılı hukuk sistemine. Köktürk Devleti'nin doğuda Kore'den batıda Karadeniz'e kadar uzanan sahada Türkler, kuzeyde Kırgızlar, yabancı kavimler bunların hepsi devlete bağlı. Bu da
Kök Türk devletinin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Doğru cevap A seçeneğidir. İslam öncesinde Arap Yarımadası'nda görülen durumlarından hangilerinin toplumsal yapıyı olumsuz etkilediği savunulabilir? Kabileler arası rekabet toplumsal yapıyı olumsuz etkilemiştir. Kabileler arasında sürekli devam eden savaşlar var. Mekke'nin dini merkez olması toplumsal yapıyı etkilemez, olumsuz etkilemez, hatta olumlu etkiler. Kan davalarının yaygın olması yine toplumsal yapıyı olumsuz etkileyen bir diğer durum. 1 ile 3 söylenir, doğru cevap D seçeneğidir. Gizli vergisi sayesinde düşüncelerinden hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir? Devletin gelirlerini arttırmak. Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi, bu sayede devletin gelirleri artıyor. Gayrimüslimlerin devlete karşı sorumluluğunu yerine getirmek. Gayrimüslimler askerlik yapmadıklarından dolayı böyle bir vergi ödüyorlar. Devlete karşı sorumluluklarını bu şekilde yerine getirmiş oluyorlar. Yani askerlik yapamadıkları için sorumluluklarını başka şekilde tamamlamış oluyorlar. Asker sayısını arttırmak. Burada asker alınmadığı için bu yok tabii ki. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap B seçeneği. Emeviler döneminde cizye ve ganimet gelirlerinde 4 halife dönemine göre artış olması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak sunulabilir? Yeni vergi sistemine geçildiğinin, iç sorunlar yaşanmadığının, fetih hareketlerinin arttığının, Arap Yarımadası'nda egemenliğin sağlandığının, Müslümanlar arasındaki çekişmelerin sona erdiğinin. Cizye gayrimüslimlerden alınıyor, ganimet savaşlarda ele geçiriliyor. Bunda artış varsa o zaman fetihler artmış demektir. Böylece hakimiyet altına alınan gayrimüslimler artmıştır. Kazanılan savaşlar nedeniyle de ganimetler artmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Emevi halifelerinden Abdülmelik döneminde Arapça resmi dil olarak kabul edilmiş, Arapça dışında yazışmalar yapılması yasaklanmıştır. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Arapçanın farklı coğrafyalarda yayılma göstermesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir resmi dil haline geliyor. Kur'an'ın batı dillerine çevrilmesi, bunu söyleyemeyiz. Arapça bilmeyen Müslümanların devletle ilişkisi zayıflamıştır. Çünkü Arapça dışında yazışmalar yasaklanıyor. Arapçanın kullanım alanı genişliyor. Arapça konuşmayanların devlet yönetiminde görev alamaması, bunu da söyleyebiliriz. Fakat Kur'an'ın batı dillerine çevrilmesi, bunu söyleyemeyiz. Doğru cevap B seçeneğidir. Hz. Muhammed'in veda hutbesinde dile getirdiği Emevilerin aşağıdaki uygulamalarından hangisinin çeliştiği savunulabilir? Evet, o Hz. Muhammed'in sözüyle Emevilerin hangi uygulaması çelişmekte? Arapçanın resmi dil olması, mevali politikası, saray teşkilatının kurulması, Kafkasya'da fetihler yapılması, eyalet sisteminin benimsenmesi. Burada Hz. Muhammed diyor ki, Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü yoktur demiş. Yani burada aslında hangisi çelişiyor? Mevali politikası. Herkes eşittir diyor ama Emeviler mevali politikası uygulamış. Arap olmayan Müslümanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar. Onlara mevali diyorlar. Azatlı köle diyorlar. Ve tabii ki bu da toplumdaki kaynaşmanın önünde bir engel ve Hz. Muhammed'in bu sözüyle çelişiyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu durum yargılarından hangilerini desteklemektedir? Emevilerin yıkılışında Türklerin isyanları da etkili olmuştur. Horasan'da Türk asıllı Ebu Müslim adında bir komutan isyan ediyor. Yani Türklerin isyanları etkili olmuş Emevilerin yıkılışında. Emeviler Türklerin yaşadıkları bazı bölgelerde hakimiyet kurmuştur. Horasan Türklerin yaşadığı bir bölge ve burada ne yapmışlar? Hakimiyet kurmuşlar. İran ve Irak Türk egemenliğindedir. Bunu söyleyemeyiz. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap B seçeneğidir. Hz. Hasan'ın Muaviye ile yaptığı bu anlaşma aşağıdakilerden hangisiyle bozulmuştur? Muaviye ile bir anlaşma yapıyor. Buna göre diyor ki sonraki halifenin seçimle belirlenmesini belirtiyor ve bir anlaşma yapıyorlar. Yani babadan oğula geçmesin, seçimle belirlensin şeklinde bir anlaşma bu. Fakat Muaviye kendisinden sonrası için oğlu Yezid'i halife ilan ediyor. Yani bu anlaşmayı bu şekilde bozmuş oluyor. Babadan oğula geçmiş oluyor, seçimde belirlenmemiş oluyor. Doğru cevap D seçeneğidir.
Emeviler döneminin aşağıdakilerden hangisinde Hz. Muhammed ve 4 halife döneminden farklılaştığı savunulamaz? Devlet başkanının belirlenmesinde farklılaşmıştır. Emevilerde babadan oğula geçiyor. Fakat diğerlerinde işte 4 halife döneminde mesela ne var? Cumhuriyet var, seçimle geliyorlar. Devlet kademelerindeki görevlendirmelerde öncesinde liyakat varken Emeviler döneminde kendi soyundan gelenleri, kendi ailesinden, sülalesinden gelenleri göreve getiriyorlar. Mimari anlayış değişime uğramıştır. Çünkü farklı milletler hakimiyet altına alınınca onların kültüründen etkileniliyor ve mimari anlayışta bir farklılık var. Resmi yazışma uygulamalarında yine farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Emeviler döneminde Arapça resmi dil haline getirilmiş. Fetih politikalarında herhangi bir farklılaşma söz konusu değildir. Doğru cevap D seçeneğidir. Emeviler zamanında sürekli olarak Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyet'i benimsemeye başlamışlardır. Bu değişimin yaşanmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? İslam devletinin sınırlarının genişlemesi, İslam toplumu içinde ayrılıkların baş göstermiş olması, Abbasilerin Arap üstünlüğü politikasından vazgeçmeleri, Fatimilerin ayrı bir güç olarak ortaya çıkması, Emevilerin Endülüs'te devlet kurmaları. Neden Emeviler döneminde savaşmalarına rağmen Müslümanlarla Abbasiler döneminde İslamiyet'e girmeye başlıyorlar? Çünkü Abbasiler Arap üstünlüğü politikasını, Arap milliyetçiliğini bırakmışlardır. Bütün Müslümanları eşit görmeye başlamışlardır. Bu da Türklerin İslam'a girişini kolaylaştırıyor. Temel etken budur. Doğru cevap C seçeneği. 847 tarihinden itibaren halifelerin otoritelerinin zayıflaması Abbasi devletinin parçalanmasına sebep oldu. Abbasi sınırları içinde kısa ömürlü olan yeni devletler kuruldu. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? Tahiriler, Aglebiler, İhşidiler ve Tolunoğulları bu devletler arasındadır. Bunlara Tevaifi Mülük devletleri diyoruz. Abbasi devletinin merkezi otoritesi zayıflayınca ortaya çıkan devletlerdir bunlar. Küçük devletlerdir. Fakat Gazneliler bunlar arasında yoktur. Doğru cevap D seçeneğidir. Önce Gazneli Sultan Mahmut, daha sonra Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Abbas halifesini Şii Büveyhoğulları tehlikesinden korumuştur. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak sunulabilir? Abbas halifesinin askeri etkinliğini yitirdiğine, Abbasi devletinin yıkıldığına, Gazneliler ve Selçukluların ittifak halinde olduklarına, Abbasilerin parçalandığına, Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların giderildiğine, Abbasi halifesinin bu şekilde Büveyhoğullarının baskısı altında olması ve Sultan Mahmut tarafından, Tuğrul Bey tarafından kurtarılmış olması, halifenin askeri gücünü yitirdiğini göstermekte, yani etkisizdir bu konuda ve Türk sultanlarının yardımına muhtaçtır. Doğru cevap A seçeneğidir. Tolunoğulları devletinin yöneticileri Türk olmasına rağmen halkı Araplardan oluşmaktadır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenemez? Devletin kısa zamanda yıkılmasını bu durum kolaylaştırıyor. Çünkü yöneticiler Türk olmasına rağmen halk farklı ve bu tabii memnuniyetsizliğe yol açıyor. Yöneticilerle halk arasında sorunlar yaşanmasını kolaylaştırmıştır. İsyanlar çıkması yine bu durumda kolaylaşır. Devlette farklı diller konuşulur. İşte yöneticiler Türkçe konuşuyor, halk Arapça konuşuyor gibi. Halkın devlete olan bağlılığını bu durum kolaylaştırmaz, tam tersine zorlaştırır. Çünkü burada bir millet olma duygusu yok. O yüzden de yöneticilerin Türk, halkın Arap olması bağlılığı kolaylaştırmayacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Yaşanan bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İslam'ın ilk dönemlerinde İslamiyet'i yeni kabul etmiş Arap toplumunun eski putperest anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış. Bu yasağa rağmen Emeviler ve Abbasiler döneminde bazı saraylar resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir. Bu değişimin temel nedeni hangisidir? C seçeneğinde demiş ki farklı toplumların kültürlerinden etkilenilmesi. Bunu söyleriz. Neden? Şimdi 4 halife döneminde Arabistan dışına çok çıkılmıyor. Yani en azından farklı toplumlarla çok karşılaşılmıyor. Fakat Emeviler ve Abbasiler döneminde farklı kültürlerle,
farklı dinden toplumlarla karşılaşılıyor. Onlar hakimiyet altına alınıyor ve onların kültüründen etkilenerek bu yapılmış böyle bir değişim yaşanmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. İslam medeniyetinde ilmi faaliyetlerin öne çıkmasında çeşitli amaçlarla kurulan ilim ve eğitim kurumları önemli rol oynamıştır. Bu amaçla Abbasiler döneminde Bağdat'ta açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Beytül Makdis, Beytül Hikme, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, Beytül Mal. Bağdat'ta açılıyor Abbasiler döneminde. Beytül Hikme'dir bu açılan kurumun adı. Tercüme evi, bilgi evi, hikmet evi ilmi faaliyetlerin öne çıkması için, burada çalışmaların yapılması için kurulmuş. Doğru cevap B seçeneğidir. Zaman içinde gerek Arap olmayanların İslam'ı kabulü, gerekse şehirlerde yaşayan farklı etnik gruplara mensup Müslümanların karışıp kaynaşmasıyla Mekke, Şam, Bağdat, Basra, Kahire ve Horasan gibi büyük merkezlerde yürütülen dini eğitimlerde Kur'an'ın okunuşu, anlamı ile Hazreti Peygamber'in sözleri ve uygulamaları konularında yorum farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? İslam felsefi ekollerinin oluşmasına ortam hazırlıyor. Yani bu şekilde bir yorum farklılığı çeşitli felsefi ekollerin meydana gelmesini sağlamıştır diyebiliriz. Mezhep ayrılıklarının giderilmesi, bunu söyleyemeyiz. Tam tersine mezhep ayrılıkları artıyor. Arapça kullanımının dini alanla sınırlı kalması buna da ortam hazırladığı söylenemez. Yalnız bir söylenir, doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu ve uzun yıllar devlet merkezinin bulunduğu bölgedir? Bakıyoruz, bir numara Avrupa, Büyük Selçuklu Avrupa'ya gelmedi. Yine 5 numara bugünkü işte Rusya toprakları verilmiş. Hazar Denizi'nin kuzey batısı, burada da uzun bir süre merkezinin olduğunu söyleyemeyiz. Bu topraklarda faaliyeti yok. Mısır verilmiş, söylenemez. Yine yani Orta Asya ama baya bir doğusu, kuzey doğusu, Sibirya tarafları verilmiş. Bunu da söyleyemeyiz. 3 numara Hazar Denizi'nin güney doğusu. İşte bugünkü İran topraklarının bir kısmı Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu, uzun yıllar merkezinin olduğu bölge diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin İslamiyet'i benimsemesini kolaylaştırdığı savunulamaz? Abbasilerin Türkleri askeri ve idari görevlere alması Türklerin İslamiyet'i benimsemesini kolaylaştırıyor. Daha kolay bir şekilde adapte oluyorlar. Türklerin inancının İslamiyet ile uyuşması, gök tanrı inancıyla İslam dininin benzeşmesi, Türk töresindeki bazı uygulamaların İslam'da da olması bir etken, Türklerin ahiret inancına sahip olması yine kolaylaştırıyor. Emevilerin mevali uygulamasında bulunması İslamiyet'i, Türklerin İslamiyet'i benimsemesini kolaylaştırmamış, zorlaştırmıştır. Çünkü mevali azatlı köle demek, ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor Arap olmayan Müslümanlar. Türkler bu dönemde İslamiyet'i pek tercih etmiyorlar. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu durum İtil Bulgar devleti hakkında yorumlarından hangilerinin yapılmasını sağlar? En önemli madenlerin altın olduğunu buna bakarak söyleyemeyiz. Burada baktığımız zaman diyor ki bulunan paralarda İtil Bulgar hükümdarının adı geçmekte ama altın olup olmadığını madenlerinin buradan çıkaramayız. İslamiyet'i resmen kabul ettikleri, evet yıllarına ait bulunan paralarda Bulgar hükümdarı Almışa'nın adı Cafer bin Abdullah olarak geçiyor. Bir Müslüman adı. Bu da İslamiyet'i resmen hükümdarın kabul etmesi, resmen kabul ettikleri anlamına gelir. Devletin en önemli gelir kaynağının ticaret olduğunu buradan çıkaramayız. Yalnız iki söylenir. Doğru cevap B seçeneğidir. Buna göre Türklerin İslamiyet'e girmeleriyle aşağıdakilerin hangisinin gerçekleştiği savunulamaz? Orta Asya yaşam biçiminin İslam sanatında yer bulması. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü karşılıklı bir etkileşim var. İslam sanatında yeni üslupların boy göstermesi söylenir. Uygarlıklar arası etkileşim gerçekleşmiştir.
mimari alanda yeni uygulamalar gerçekleşir. İslam'ın resim yasağının sona ermesi, bunu tabii ki söyleyemeyiz. Türklerin İslamiyet'e girmesiyle bu alanda bir değişiklik söz konusu değil, yasak yine devam ediyor. Doğru cevap A seçeneğidir. İslamiyet'in Türklerin yaşamında neden olduğu değişimlerle ilgili bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İslamiyet'in kabulüyle Türklerin toplumsal hayatında önemli değişimlerin meydana geldiği belirtiliyor. Buna göre baktığımızda şehirleşmede değişim var. Harezm, Buhara, Taşkent, Semerkant gibi. Kültürde değişim söz konusu. Sözlü kültür, yazılı kültür ürünleri var. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçiliyor. Kültürde değişim yaşanıyor. Edebi yaşam, bunu da söyleriz. Özellikle yazılı kültür gelişmiştir. Toplumsal düzende de yine değişiklikler yaşanıyor. Fakat veraset anlayışında, yani tahta geçiş, hükümdarlık, bunlarda bir değişiklik yok. Babadan oğula saltanat sistemi yine devam ediyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Türklerin İslam inancını benimsemesinin sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde bir değişiklik yaşandığı söylenemez. Hukuk sisteminde değişiklik yaşanıyor. Şer'i hukuk uygulanmaya başlanıyor. Toplumsal hayatta değişiklik yaşanmıştır. Daha çok yerleşik hayat ön plana çıkıyor. Mimari yapılarda değişiklik ve kültürel birikimde değişiklik yaşanıyor İslamiyet'e girişle birlikte. Fakat askeri taktiklerde, askeri alanda, orduda bir değişiklik yaşandığını söyleyemeyiz. Doğru cevap B seçeneğidir. Yazılan bu eserlerin durumlarından hangilerinde etkili olduğu sanılabilir? Türk dilinin gelişimini sağlamak bu alanda etkili olmuştur. Türk dili ve kültürüne ait önemli eserler çünkü Türk dilinin gelişimine de katkı sağlıyor. İslamiyet'in Türkler tarafından öğrenilmesini sağlamak söylenir. Burada baktığımızda işte özellikle Ahmet Yesevi'nin yazmış olduğu eserler Türklerin İslamiyet'i öğrenmesinde etkili oluyor. Arap kültürünün Türkler arasında yayılmasını sağlamak, bunu tabii ki söyleyemeyiz. Bunda etkili olduğu söylenemez bu verilenlerle. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap D seçeneğidir. Karahanlılardaki bu farklılık durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Halkının büyük çoğunluğunun Türklerden oluşması. Evet, bunu söyleyebiliriz. Halkı büyük çoğunlukla Türklerden oluşuyor. O yüzden resmi dil Türkçedir. Dolayısıyla bu etnik yapıdan kaynaklanıyor diyebiliriz. Halkının Türk olmasından. Milli benliklerini koruma düşüncesinin ön planda olması, Türkçe'ye önem verilmesi, Türkçenin kullanılması milli benliklerini korumaya önem verdiklerini gösteriyor. Yönetimde İslami kurumlardan faydalanmış olmaları bununla açıklanamaz bu farklılık. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap D seçeneğidir. Gazneli Sultan Mahmut tahta geçer geçmez Samanilerin daha önce tanımadığı Abbasi hilafetini tanıyarak Abbasi halifesi adına hutbe okutmuştur. Sultan Mahmut'un bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Türk devletlerini tek çatı altında birleştirmek, hükümdarlığının meşruluğunu sağlamak, Abbasi himayesini kabul etmek, egemenliğini Doğu Asya'ya doğru yaymak, İslam dünyasının liderliğini almak. Neden? Halifeyi tanıyor, adına hutbe okutuyor. Çünkü hükümdarlığını, saltanatını meşru hale getirmeye çalışıyor. Halifeye bu şekilde biat ederek, onun adına hutbe okutarak, ona bağlı olduğunu bu şekilde belirterek aslında halkı da kendine bağlama ve hükümdarlığını meşru hale getirmeye çalışıyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu durum Karahanlılarla ilgili çıkarımlardan hangilerinin yapılmasını sağlar? Eski Türk hukuk sistemini terk etmedikleri örf, adet ve geleneklerden oluşan örfi hukuk sistemini uygulamışlar. Yani eski Türk hukuk sistemini terk etmemişler. İkili bir hukuk sistemi geliştirmişler. Bir tarafta şer'i hukuk, İslam'a dayanan, diğer tarafta örf, adet ve geleneklerden oluşan örfi hukuk. Yani ikili bir hukuk sistemi var. Laik hukuk anlayışını benimsediklerini söyleyemeyiz çünkü şer'i hukuk var. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti'ne ait özelliklerden biri değildir? Halkın büyük çoğunluğunu Türk boyları oluşturuyor. Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi gibi.
İlk Türk İslam eserlerini kendi bünyelerinde oluşturmuşlardır. İlk Türk İslam devleti olması yönüyle. Burslu eğitim sistemini uygulamışlar, burs vermişler. Türkçenin gelişmesine katkı yapmışlardır. Her alanda Türkçeyi kullanmışlardır. Karadeniz'in kuzeyinde egemenliklerini geliştirmeleri, bunu söyleyemeyiz. Karahanlı Devlet Orta Asya'da kuruluyor. Karadeniz'in kuzeyinde egemen değil. Doğru cevap C seçeneğidir. Bizans'ın aldığı bu önlemin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bizans ne yapmış? Çağrı Bey'in Anadolu seferi Bizans'ın Doğu Anadolu politikasını etkiliyor. Zira küçük bir akında bile Türklerin karşısına çıkamayan Ermeniler bu gerekçeyle Bizans tarafından Van ve Kars hattından İç Anadolu'ya göç ettiriliyor. Temel nedeni nedir Bizans'ın bu yaptığının? Savunma hattını Kafkaslara çıkarmak. Yani Van ve Kars hattından onları İç Anadolu'ya göç ettiriyor ve savunma hattını Kafkaslara çıkararak Türkleri burada karşılama ve bu şekilde mücadele etme düşüncesi var. Doğru cevap A seçeneğidir. Buna göre Selçuklarla ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Ciddi bir tehdit olarak görüldükleri, bunu söyleyebiliriz. Selçukların Gazneler egemenliğindeki Horasan'a girmeleri üzerine Gazneli vezir durumu sultanını anlatırken bu yeni gelenlerin daha önceki koyun çobanlarına benzemediğini söylüyor. Yani onlar bir tehdit olarak algılanıyor. Ciddi bir tehdit. Gaznelilere rakip oldukları söylenir. Vezirin konuşmasından bunu anlıyoruz. Eskisine göre güçlerini artırdıkları, şimdi büyük davaları olan kumandanlarla muhatap olduklarını söylüyor. Yani eskisine göre güçlerini arttırmışlar. Üçü de söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusunda bulunan aşağıdaki Türk topluluklarından hangileri Selçukların tarafına geçerek savaşın seyrini değiştirmiştir? Avar, Kıpçak, Uz, Avar, Peçenek, Karluk, Peçenek, Uz, Peçenekler, Türkişler. Malazgirt Savaşı'nda Selçuklarla Bizans karşı karşıya geldi ve Bizans ordusunun içerisinde paralı asker olarak bulunan Peçenekler ve Uzlar savaş esnasında karşıdakilerin Türk olduğunu görünce saf değiştirdiler. Selçuklu tarafına geçtiler. Bu durum savaşın seyrini değiştirmiştir. Doğru cevap D seçeneği. Anadolu'da kurulan bu beyliklerin durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kolaylaştırıyor. Beylikler kurulmuş. İlk beylikler fetihler yapıyorlar ve Anadolu'nun Türk yurdu olması hızlanıyor, kolaylaşıyor. İslam'ın Anadolu'da yayılması, bunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bunlar Müslüman olduğu için İslamiyet'in de yayılması Anadolu'da kolaylaşmıştır. Orta Asya'dan gelen Türkmenlerin yurt edinmesi, bu da kolaylaşıyor. Çünkü beylikler fetihler yapıyorlar ve gelen bu Türkmenleri bu fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Böylece Türkmenler yurt edinmiş oluyor. Üçü de söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Devlet, hükümdar ailesinin ortak malıdır anlayışı etkili olmuştur. Taht kavgaları çıkıyor bundan dolayı. Abbas halifelerinin Selçuklara karşı eski güçlerini tekrar kazanmak için Selçuklar aleyhine çalışmaları etkili oluyor. Yönetime İranlıların getirilerek Türkmenlerin küstürülmesi devletin yıkılmasında etkilidir. Ve şehzadeleri eğiten Atabeylerin bağımsızlığını ilan etmesi devletin yıkılmasının sebeplerinden birisi. Bizans ile askeri mücadeleye girilmesi Selçuklu Devleti'nin yıkılma sebebi değil. Doğru cevap C seçeneğidir. Bizans ile yapılan Pasinler Savaşı sonunda yapılan anlaşmayla Emeviler zamanında İstanbul'da yapılan caminin onarılıp ibadete açılması ve bu camide Tuğrul Bey adına hutbe okutulması kararlaştırılmıştır. Bu anlaşmaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Selçukların İstanbul'u kuşattığına, Bizans'ın Anadolu'da toprağı kalmadığına, Selçukların Bizans'a karşı siyasi üstünlük elde ettiğine, Selçukların dini otorite kabul edildiğine, Anadolu'nun fethinin tamamlandığına. Burada baktığımızda Bizans ile savaş yapılıyor ve anlaşmada Selçukların istedikleri var ve bunlar kabul edilmiş. Yani İstanbul'da caminin onarılması, Tuğrul Bey'in adına hutbe okutulması Selçukların gücünü gösteriyor ve Selçukların Bizans'a karşı üstünlük elde ettiğini kanıtlıyor bu belirtilen maddeler. Doğru cevap C seçeneğidir.
Tarih dersinde Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi otoritesinin sarsıldığı ve parçalanma sürecinin başladığı dönemde kurulan Atabeylik ve devletlerle ilgili sunum yapan Ahmet'in bu çalışmasında aşağıdakilerden hangisinden söz etmesi beklenemez? Musul Atabeyliği, Büyük Selçuklu Devleti'nden ayrılan, daha doğrusu bu devlet parçalanınca kurulan bir devlet. İldenizliler, Horasan Selçukları ve Suriye Selçukları yine Büyük Selçuklu Devleti'nin bir parçasıdır diyebiliriz. Fakat Memlükler değil. Çünkü Memlükler zaten Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra yaklaşık 150 yıl sonra falan kuruluyor. O yüzden Ahmet'in çalışmasında Memlüklerden söz etmesi beklenemez. Doğru cevap E seçeneğidir. Malazgirt'ten hemen sonra Anadolu'da Danişmentler, Mengücekler, Saltuk, Artuk, Çaka Beyliği gibi beylikler kuruluyor. Bu beyliklerin kurulmasında aşağıdaki politikalardan hangisi belirleyici olmuştur? Abbasi Halifeliğinin himaye edilmesi, Ahilik kurumunun desteklenmesi, fethedilen toprağın fethedenin mülkü sayılması, Şiilerle mücadele edilmesi, batini tehdidine karşı seferler düzenlenmesi. Malazgirt'ten sonra Alparslan komutanlarını Anadolu'nun fethi için görevlendiriyor ve diyor ki kim nereyi fethederse orası onun malıdır diyor. İşte bu beyliklerin kurulmasında etkili olmuştur. Fethedilen toprak fethedenin mülkü sayılıyor ve daha fazla fetih yapılıyor, beylikler de kuruluyor. Doğru cevap C seçeneği. Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan ikta sisteminin aşağıdakilerden hangisinde faydalı olduğu savunulamaz? Devletin maaş ödemesinde faydalıdır. Devlet maaş yerine ikta sisteminden yararlanıyor. Vergi toplamada faydalı. Tarım üretiminin devamlılığında faydalı. Çünkü bazı kurallarla toprağını ekmeğinden toprağa alınıyor ya da vergi alınıyor ondan. Asker toplamada etkilidir. Çünkü bu sistemle asker yetiştiriliyor hem de devlet masraf yapmıyor. Ticareti kontrol etmekte ikta sisteminin faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevap A seçeneğidir. Selçuklar döneminde kurulan Nizamiye Medresesi'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Buralar üniversite seviyesinde okullar. Batıninin yarattığı sorunları eğitimle gidermeye çalışmıştır. Nitelikli, kaliteli devlet görevlisi, devlet adamı yetiştirmeyi amaçlamıştır. Din görevlisi ihtiyacını yine karşılamayı amaçlıyor. Fakat tasavvuf düşüncesini sonlandırma amacı yoktur. Doğru cevap D seçeneği.